bir parçacık x kare y kare eşittir 16 eğrisi üzerinde. x koordinatı sabit, 1 eksi 2 birim uzunluk bölü dakika hızında değişiyormuş. Parçacık 1,4 noktasında olduğu zaman parçacığın y koordinatının birim uzunluk bölü dakika türünden değişim hızı ne olur diye sormuşlar. Şimdi sorunun bize söylemek istediklerini aşağıya açık bir şekilde yazalım. Eğriyi x kare çarpı y kare eşittir 16. Evet böyle tanımlamışlar. Aynı zamanda x koordinatının sabit bir hızla değiştiğini de söylemişler ki bu kısmın altını çizelim. Burası önemli. x koordinatı sabit 1 eksi 2 birim uzunluk bölü dakika hızında değişiyormuş. O zaman dx şöyle sağ tarafa yazayım. Evet dx bölü bölü dt x koordinatının zamana göre değişimi yani eşittir eksi 2. Birim olarak da birim uzunluk bölü dakika verilmiş ve bizden parçacığın y koordinatının değişim hızını bulmamızı istemişler. Bunun da şöyle altını çizeyim. Parçacığın y koordinatının değişim hızı ne olur? Yani bizden aslında dy bölü dt değerini evet bunu bulmamızı istiyorlar. Aynı zamanda parçacığın 1,4 noktasında olması da gerekiyormuş. Öyleyse x eşittir 1, y de eşittir 4 noktasına bakmalıyız değil mi? O zaman elimizdeki bilgileri kullanarak x'in t'ye göre değişim hızını, y'nin t'ye göre değişim hızını, x'i ve y'yi içeren bir denklem oluşturmaya çalışmalıyız. Sol tarafta yazdığımız eğri ifadesinin türevini alırsak acaba ne elde ederiz? Her iki tarafında t'ye göre türevini alıp hadi ne bulacağımıza birlikte bakalım ama öncelikle buradaki 16'yı biraz kenara kaydırayım ki çalışabilecek daha fazla alanımız olsun. Şöyle biraz daha sağa yazalım. Evet, şimdi oldu. O zaman her iki tarafında t'ye göre türevini almaya başlayalım. Kendi başınıza çözmek istediğiniz her an beni durdurup bunu deneyebilirsiniz. Sol taraftaki ifadeyi iki fonksiyonun çarpımı olarak düşünelim. İlk fonksiyonun türevini alırsak x karenin x'e göre türevini almamız gerekecek. Onu da şuraya 2x olarak yazalım. Unutmayın burada yalnızca x'e göre türev almıyoruz. Aynı zamanda t'ye göre de türev almamız gerekiyor. Dolayısıyla burada zincir kuralını uygulamalıyız değil mi? Şimdi ilk olarak x karenin x'e göre türevini aldık ve 2x olarak yazdık. Bu terim ile x'in t'ye göre türevini çarpmamız gerekiyor. Yani çarpı dx bölü dt elde ettiğimiz bu ifadeyi de ikinci fonksiyon ile çarpacağız çarpı y kare Şimdi bütün bunların hepsini artı ilk fonksiyon yani x kare çarpı ikinci fonksiyonun t'ye göre türevini eklemeliyiz. Burada yalnızca zincir kuralını uyguluyoruz. y karenin y'ye göre türevi 2y olur. Bunu turuncu ile göstereyim. Eşittir 2y. Bu terimi bir de y'nin t'ye göre türevi ile çarpmamız gerekiyor. Çarpı dy bölü dt. Evet bu da eşittir 16'nın t'ye göre türevi. 16 Zamanla değişmediği için sıfır eşit olacak öyle değil mi? Denklemimizi de böylece oluşturmuş olduk. Şimdi bu denklemi biraz sadeleştirmeye çalışalım. Elimizde x, x'in t'ye göre türevi y ve y'nin t'ye göre türevini içeren bir denklem var artık. Öyleyse bunu biraz daha sade hale getirip tekrar yazalım. 2x y kare dx bölü dt artı aslında bunu tekrar yazmamıza bile gerek yok. Yalnızca dy bölü dt terimini bulmak istiyoruz. O zaman sadece değerleri yerlerine yazmamız yeterli olacak. Tamam. Şimdi x eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 1 yazalım. Buradaki x 1 olacak. x kare de 1 edecek. y'nin Y'nin de 4 olduğunu biliyoruz. O zaman y kare 16 olacak ve 2y de 8 edecek. X'in t'ye göre türevinin de eksi 2 olduğunu bize vermişlerdi. Bunu sorudaki cümlede söylemişlerdi öyle değil mi? Öyleyse dx bölü dt yerine de eksi 2 yazalım. Şimdi artık bu işlemleri yapabiliriz. 2 çarpı eksi 2 çarpı 16. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Eksi 4 çarpı 16 da eksi 64 eder. Burada görebileceğiniz bir renk kullanayım. Burası da Burası da 1 çarpı 8'den 8 8D d'ye bölü dt oluyor değil mi? O zaman artı 8 çarpı y'nin t'ye göre türevi eşittir 0 ediyor imiş. Her iki tarafa da 64 eklersek, daha sade bir renk seçeyim. 8 çarpı y'nin t'ye göre türevi eşittir 64 ve iki tarafı da 8'e bölersek, y'nin t'ye göre türevi eşittir 64 bölü 8'den, evet, 8 olarak bulmuş oluyoruz. Bu sonucun birimi de x'in t'ye göre türevi ile aynı yani birim uzunluk bölü dakika olacak. İşte bu kadar.